Sürekli gülüyorsun. Neden gülüyorsun peki? Bunu neden yapıyorsun? Söyle bana. Karıcığım, bu üzücü sahne, komedi değil. Gülmeyi kes. Ben sana her şeyimi verdim. Daha ne istiyorsun? Canımı mı? Karıcığım, senaryoyu takip et. Burada. Burada. Aşkım, hayatımla aşk olduğunu söylemeyi bırak. Aşk dediğin şey bu dünyadaki tek şey değil. Daha kazanılacak çok şey var. Biz farklı insanlarız ve hayattaki umutlarımız çok farklı. Aşk nedir bu saçmalık? Bu saçmalığı bizim Mehul Bey yazdı. Bu tamam ama yine de Arkay, bu Anamika nasıl böyle biri olabilir? Arkay, aşk, aşk hayattır. Hayır Arkay, bu doğru değil. Aşık olanlar ayrılamazlar. Sonsuza dek birlikte olurlar. Sonsuza dek daima ve daima birlikte olurlar. O zaman... Arkay, utanmaz şey. Evde bir tören var ve sen... Bırak şunu. Söyler misin? Senin derdin ne? Şu replik. Aşkın sadece hayatın bir parçası olması. Ama böyle değil ki. Arkay, aşk hayattır. Madu, ama Anamika için durum böyle değil ki. Arkay, şu Anamika'dan hiç hoşlanmadım ben. Sırf aşka inanmadığını düşündüğün için mi hoşlanmadın yani? Hayır Madu, öyle bir şey değil. Onun aşkını göstermek için kendine özgü bir tarzı var. Böyle karakterler farklıdırlar. O da farklı ve karmaşık biri. Bulmaca gibi. Böyle karakterler kolay anlaşılmaz. Onlar seni kalplerine bağlar. O bir tablo gibi. Baktığın anda hissettiğin bir tablo. Vay vay vay. Bay Rishab Kundra. Sen az önce Neil Chopra'nın senaryosunu mu övdün yoksa? Ve karakterlerini savunuyorsun öyle mi? Bunu hemen Mehul'e söylemem gerek. Bak, eğer tek kelime edersen seni... Edersem ne olur? Ben de başroldeki erkek, kendisini tehdit eden güzel kıza ne yaparsa onu yaparım, tamam mı? Madu, sen ne yaptın? Gülüyorsun. Kes şu gülmeyi. Affedersin. Hemen mangeşi çağırayım. O her şeyi temizler. Sana temiz giysi de getirir. Bu arada... Bu elbiselerle çok çekici görünüyorsun. Bakar mısın? Lütfen içeriği temizle. Evet efendim. Bu hala uyumamış. Baba? Hala uyumamışsın. Sen burada ne yapıyorsun? Ben odandaki ışığı gördüm ve buraya geldim. Ayakların mı ağrıyor? Masaj yapayım mı? Ben masaj için yağ getireyim. Hayır, bırak. İstemiyorum. Babo,
Bana kızgın mısın sen? Ben bir hata mı yaptım? Cevabını bilmek istediğin soruları sor. Baba, yemek masasında seninle konuşmaya çalıştım. Odana da gelmek istedim. Ama annem bana erken yattığını söyledi. Rahatsız etmek istemedim. İnan bana, Pablo törene katılmak istiyordum ama... Himalayalar yıkıldı değil mi? Gidip dünyayı kurtarman gerekiyordu değil mi? Baba, Arke uzun zamandır beni çağırıyordu. Üzgün görünüyordu ve... Oyun oynuyor işte ve seni de kandırıp yanına çağırdı. Madhu, Rishu benim oğlum. Bahçıvan meyvesinin acı mı tatlı mı olacağını iyi bilir. O inatçı ve istediğini elde etmesini çok iyi biliyor. Ama baba... Beni dinle. Şu dolabı aç. Oraya bir kutu koydum. Getir onu. Rishu'nun hanımı için bu mücevherleri almıştım. Değer biçmek istersen pek para etmez. Ama duyguları düşünürsen paha biçilmezdir. Her tören için bir şey vermek istiyorum. Nişan için bir yüzük. Aileyle tanışma için kolye. Ve bilezikler. Neyse. Unut gitsin, ben düğüne gelemedim. İşte bu yüzden nişan, düğün ve aileye katılma hediyelerini tek seferde veriyorum. Söyleyeceklerim daha bitmedi sana. Rishu'nun inatçı olduğunu söyledim. Şımarık ve çok inatçıdır. Ama kibirlidir. Ve bencil bir erkek dünyayı yönetebilecek olsaydı, Allah kadını neden yaratsın? Allah erkeği yarattı. Ama dengede tutmak için onu kusursuz yaratmadı. Sonra kadını yarattı. Erkeğin kusurlarını gidermesi için. Ona destek olması için, güç vermesi için, tamamlaması için. Ben Rishu için böyle bir kız istiyordum. Sen de hayat arkadaşı olmaya yetecek zihin gücü olmalı. Ancak o zaman Rishu'nun hayatı dengede olur. Geldiğimde sana söylemiştim bunu. Ve bu özelliklerin hepsini sende gördüm. Ama gökyüzünde sadece ay olması yeterli değil. Güneş de olmalı. Her yıldızın bir yeri ve bir görevi var. Ben senden, ideal bir eşten fazlasını bekliyorum canım. Bir kadının ideal bir eş olmanın yanı sıra ideal bir gelin olması gerekli. Sen çok iyi bir hayat arkadaşısın. Ama henüz bir gelin olarak test edilmedin. Ve ben daha sonucu sana söylemedim. Eğer Madhubala Kundra değil, sadece Madhubala Rishu olduğuna inanırsam ve Madhubala Kundra olabileceğine inanmazsam, sana hayır duamı asla vermem. Sadece Madhubala Kundra değil, Madhubala Rishu olduğuna inanırsam ve Madhubala Kundra olabileceğine inanmazsam, sana hayır duamı asla vermem. Nereye karıcığım? Arke, baba uyanmak üzeredir. O uyanmadan önce tören hazırlıkları yapmam lazım. Bırak da uyuyalım, yatağa geri dön. Arke, ben hep saat 6'da kalkarım lütfen. Sen gece ne zaman uyudun peki?
Dün gece hiç uyuyamadın ama karıcığım, öyle değil mi? Neden uyuyamadın? Harkey, lütfen törene hazırlık yapacağım. Karıcığım, tören yapmanın saati yok. Ancak şimdi uyku zamanı karıcığım. Hadi yanıma gel, sana söyleyeceğim şeyler var. Sana sonra konuşuruz dedim. Lütfen Harkey. Harkey. Karıcığım, hayatım boyunca yanımda kal, tamam mı? Hadi, şimdi uyumaya devam. Harkey, çocukça davranma. Tören için hazırlanmam lazım. Lütfen hadi sen de kalk. Senin de bankacılarla buluşman lazım, hadi. Karıcığım, toplantı öğlen olacak. Eğer şimdi gidersem bankayı soymaya geldiğimi sanırlar. Hadi yatağa Arke, gel. Arke, kes şunu. Lütfen anlayışlı ol biraz. Arke. Arke, üzgünüm. Arke. Arke. Fatih, çabuk bana çiçek tabağı hazırla. Gel canım. İyi uyudun mu? Evet. Baba, neden siz pişiriyorsunuz? Bana söylemeniz gerekiyor. Olur mu öyle şey? Lavaş ve yulaf hazırlıyorum. Rişu benim yaptıklarımı çok sever. O zaman yardım edeyim size, tamam mı? Yo yo yo. Hiç gerek yok. O sadece benim pişirdiklerimi yer. Bu durumda Pabo, bana da yapmanız gerekecek. Peki. İlk lokma için ısrar etme. İlk lokmayı alan sadece Rişu olacak. Peki. Ben alayım. Sen gidebilirsin. Tören için hazırlık yap sen. Bu arada ben de lavaşları hazırlayacağım. Peki. Beni dinle. Rada daha uyanmadı mı? Pabo, o grip olmuş maalesef. Sanırım ilaçlar onu halsiz bırakıyor. Hayır. Bu ilaçlar yüzünden değil. Onu halsiz yapan şey bu şehir. Burada tembelleşmiş. Bu yüzden yatağından çıkmıyor. Bu gururlanacak bir şey değil. İnsanın köklerini unutmaması gerekir. Ve hayattaki kuralları da unutmaması gerek. Bir ağaç gökyüzüne kadar uzanabilir. Ama kökleri her zaman toprağa gömülü kalır. Canlı tutan da budur. Eğer ağaç yerinden sökülürse gökyüzü bile ağacı kurtaramaz. Yeryüzündeki toprakla bağlı olması gerekir. Abla, sen Rişap için lavaş ve yulaf mı hazırlıyorsun? Demek sonunda kalkabildin. Üzgünüm abla. Bugünlerde sabahları erken kalkamıyorum. Eğer evin kadını gün doğduktan sonra uyanırsa o evden hayır gelmez Rada. Evet. Hadi canım, hadi tören için hazırla. Arke, çok yakışıklı görünüyorsun. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Bu şekilde konuşmamam gerektiğini kabul ediyorum. En üst çekmeceye. Arke, o şekilde bağırmamam gerektiğini kabul ediyorum. Bunu sana açıklamalıydım ama saat sağda duruyor. Arkay, çok üzgünüm. Sana düzgünce anlatmalıydım ama öyle çıkıverdi ağzımdan. Alttan beşinci çekmece, tamam mı? Senden özür diliyorum. Arkay, lütfen konuş benimle. O benim parfümüm. Kadınlar için. Müzik.
özür diledim işte. Daha ne kadar somurtmaya devam edeceksin böyle? Gel. Arkay, benimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Çık. Arkay, sen neden bunları yiyorsun? Babo sana kahvaltı hazırladı. Şşşt! Bütün gün konuşuyorsun. Sabah uyandığında başlıyorsun, yatana kadar susmuyorsun Madu. Hı. Bir şey söylemeden önce beni dinle. Öncelikle ben sana kızmadım, tamam mı? Hatta bankanın film kredimi onaylamasına çok sevindim. İkincisi, surat asan bir tek sensin. Bak sen dün geceden beri garipsin. Şimdi söyle bana. Her şeyin yolunda olduğunu söylemeden önce beni dinle. Bu yüz ifadelerini ben gayet iyi biliyorum. Bir şey seni rahatsız ediyor. Her şey yolunda Arkay. Her şey yolundaysa o zaman sorun yoktur. Öyle değil mi? Niye sebepsiz yere ağlayayım ki ben? Ya da neden hastalanayım? İkincisi ben gayet iyiyim. Yemin ederim. Madu. Gerçekten. Söyle sorun nedir? Seni rahatsız eden bir şey var biliyorum. Babo sana bir şey mi söyledi? Abla. Otur lütfen. Madu ve Rişap da az sonra gelir. Neden daha gelmediler peki? Madu'yu az önce Rişap'ı çağırması için yollamıştım. Kahvaltı için. Öğle yemeği için değil. Evet abla ama... Anacığım bu yulaf harika. Biraz daha verir misin? Ben de istiyorum. Tabii. Yani Rişap olmadan yemeğe mi başlayacaksınız? Aile dediğin birlikte yemek yer. Eğer bizi ailenin bir parçası olarak görseydi bunu yapabilir. Abla... Sen... Kahvaltıyı odasına götürüyorum. Tamam, size biraz kızarmış lavaş vereyim. Karıcığım, kızarmış lavaş ve yulaf. Kahvaltı dört dörtlük oldu. Alsana. Hı? Yenip ben almayayım, bırak yerinde kalsın. Bu kızarmış lavaşlar yağ dolular. Onları sıkıp yağ banyosu yapabilirsin. Bunu nasıl yediğini anlamıyorum. Özür dilerim. Söyle Madu. Sana bir şey sordum. Bir şey yok. Kaç defa söyleyeceğim? Sormaya devam ederim. Ta ki gözlerinde doğruyu söylediğini görene kadar. Bir şey için üzgünüm çünkü... ben bir kabus gördüm. Kabus gördüm diyerek beni kandıramazsın. Böyle ucuz numaralara... Karnım tok benim Madu, anladın mı? Hayır Arkay. Demek bana güzellikle söylemeyeceksin. Arkay söyledim ya, konu kapandı. Bak eğer bana söylemezsen bağırmaya başlayacağım. Ama Arkay öyle bir şey değil ki bu. Ne diyebilirim? Arkay... Söyle bana. Lütfen. Söyle. Arkay yapma. 3, 2... Arkay bırak elini. Söylemiyor musun? Arkay kes şunu. Arkay tamam. Babo gelecek. Ne yapıyorsun? Babo sana bir şey mi söyledi? Sorun bu değil. Bırak beni. Arkay lütfen bırak beni. Eğer Babo gelirse o zaman ne düşünür lütfen? Karıcığım. Arkay kes şunu dedim. Karıcığım Arkay. Sen kes. Baba? Eski hatıraları. Bağlı kalmak çok zor. Öyle değil mi? Madu nedir bu? Rişap'a kahvaltı hazırladığımı söylemedin mi? Şey ben... Bana söyledi Pabu. Aslında ben bilerek
aşağı inmedim çünkü bugün güzel şeyleri yememe engel olamayacağımı biliyordum. Neden engel olacaktın ki? Her fırsatını bulduğunda yemelisin. Keşke Pabo, keşke. Bu sektörün kurallarına göre maalesef kimse düzgün yiyemez, içemez ve yaşayamaz. Profesyonellik böyle bir şey. Sıradaki filmim için kilo vermem gerekiyor. Bu yüzden sıkı bir diyetteyim. Bunları yiyemem ben. Ama Pabo, söz veriyorum. Film çekimim bittiği anda bütün bu sözlerim geçersiz olacak. Senden uyurken bile bana yemek yapmanı isteyeceğim. Sana söz veriyorum. Seni anlıyorum. İşini seviyorsun. Nasıl anlamayacaksın ki? Sonuçta sen annemsin. Beni seviyorsun. Bu dünyada Pabo'dan daha iyisi yoktur. Ama bir sorun var Pabo. Rekabet biraz arttı galiba. Çünkü senin gelinin, yani benim karım, iyi bir rakiptir. Pabo, iyi dileklerini sunmalısın. Tanrı'ya çok dua ettim ve o da özelliklerini Madu'ya ekledi ve onu hayatıma soktu. İş beni sevmeye geldiğinde tam senin kopyan o. Ve onu benim karşıma Tanrı çıkardı. Beni çok seviyor ve önemsiyor. Tıpkı sevgili Pabom gibi. Bu yüzden tek telefonumla stüdyoya geldim. Karıcığım sakin ol. Pabo beni gayet iyi tanır. Bu arada Pabo, törene gelemediği için onu affet olur mu? Eğer onu affetmezsen yine bütün gece uyuyamaz. Pabo, senin söylediğin bir şeye çok üzülmüş. Bu yüzden bütün gece gözcüler gibi ayaktaydı. Ve ben de iyi bir Hintli koca olarak onunla uyanık kalmak zorunda kaldım. Gözümü bile kırpmadım. Madu'nun törene katılmasını istediğini biliyorum. Ama ne yapabilirim ki Pabo? O olmadan işime konsantre olamıyorum. Biliyorsun, sen yokken her ihtiyacım olduğunda Madu yanımdaydı. O bana destek oldu. Sadece desteğim değil, gücüm de oldu. Madu bana hep güç verdi. Anlıyorum canım. Sen endişelenme. Bundan sonra Madu'ya bir şey söyleme. Hayır Pabo. Sandığın gibi değil. Madu, sana Pabo'nun harika biri olduğunu söylememiş miydim? Eğer Pabo'dan daha iyi biri varsa bana da Rişap demesinler. Bu arada Pabo, ben çıkıyorum, tamam mı? Bankada toplantıya gitmem gerekiyor. Benim için dua et olur mu? Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim Pabo. Hoşça kal karıcığım. Yemek dışında hiç işin yok mu senin? Baba, yemek yemek de çok önemlidir ama. Dün gece sana bir şey söylemiştim. Benden pantolonunu istemiştim. Aklın nereye uçtu senin? Senden arkaya kimin kredi vereceğini öğrenmeni istemiştim. Hatırladım. Öğrendin mi? Unuttuğum şeyi nasıl öğrenebilirim ki? Aman. Oğlum, gerçekten çok utanıyorum. Niye babacığım? Senin gibi bir oğlan dünyaya getirdiğim için. Yanlış. Beni annem doğurdu. Kalın kafalı. Kimsin? Kenny. Ne yapıyorsun sen? Verdin ne? Delirdin mi? Aslında Bittu, ben dostun olmak istiyorum. Bu yüzden sana böyle selam verdim. Senin bana yakın olmana gerek yok. Uzak dur daha iyi.
Bütün kağıtlarımı düşürdün. Yaptığına baksana. Yardım edeyim mi? Evet. Kredi başvuru formu. Bana bak, sen ne yapıyorsun? Git ve işine bak. Ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Gitsene. Neden tepemde dikiliyorsun? Bittu, orman departmanını ara. Evi maymunlar bakmış. Maymun mu? Ne maymunu? Nerede? Nerede? Kazanan kişi Kenny ve kaybeden de... Maymun. Tam bir eziksin. Hey, benimle saygılı konuş. Patron, boş ver. Yapılacak işlerimiz var. Güle güle maymun, yani Kenny. İstediğimi aldım. Şimdi sen de bu maymunun ne yapabileceğini göreceksin. Babacığım. Baba, babacığım, babacığım, babacığım. Ey Allah'ım. Beni neyle cezalandırıyorsun? Bugün çok mutlu olmalısın sen. Bana bak seni ahmak. Zaten mutlu olmak istiyorum ama sonra oğlum olduğunu hatırlıyorum. Ve sonra yine üzülüyorum. Babacığım, neden senin bana hakaret ettiğini hissediyorum? Hadi cevap ver. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Babacığım, baş ağrının ilacını buldum ben. Arkeye kimin para verdiğini öğrendim, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Kim veriyormuş? HDIV Limited Bankası vermiş. Evet, Bittu'nun elinde yazısını gördüm ben. Ve Bittu'yla Arkey oraya gittiler. HDIV Limited Bankası. Evet. Bay Amar, ben Koko Batia. Benden bahset. Size çok güzel ve büyük bir haberim var. Babo? Sus Madu. Ne bir şey söylerim ne de dinlerim. Mesajını... Hayır. Bana vermek istediğin emri Rishab'dan aldım zaten. Babo, beni yanlış anladın. Ben... Arkaya bir şey söylemedim ki. Rishab kusursuz değildir. Ben seni kızım görerek her şeyimi paylaştım. Sense ona beni şikayet ederek yanlış yaptın. Baba, ben şikayet etmedim. Arkaya hiçbir şey söylemedim. Kes. Yeter Madu. Senin ve Rishab'ın istediğini yapacağım tabii. Endişelenme. Bundan sonra sana tek kelime etmeyeceğim. Baba. Bay Kundra, size filminiz için tabii ki seve seve kredi veririz. Hatta kredi için bizim bankayı seçtiğinizi eşim duyduğu zaman gerçekten ama gerçekten çok sevinecek. O sizin büyük bir hayranınız. İşinize ona katıldığımı söyleyin lütfen. Ben de kendimin büyük hayranıyım. Bay Murthy, çok teşekkür etmek istiyorum. Bay Kundra, banka kurallarını biliyorsunuzdur. Krediyi çok yüksek miktarda çektiniz. Belli bir teminat göstermeniz gerekiyor. Olmayacağını biliyorum ama eğer vaktinde ödememe gibi bir durum olursa... neyi teminat göstermişseniz onu... Her neyse, buyurun. Formu doldurun lütfen. Sonra da bize teminat olarak neyi uygun gördüyseniz onu bildirin lütfen. Bay Murthy, ben size teminat olarak evimi göstermek istiyorum. Ne? Doğru duydun. Evimi ipotek ettireceğim. Güzel. Peki evinize ait belgeler yanınızda mı?
Tabii. Buyurun. Doldurmanız için şu formu da vereyim size. Sonra da ben belgeleri kontrol edeyim. İzninizle. Bittu, senin okuman yazman var mı görelim bakalım. Formu sen doldur. Patron, ama başta karşı çıkmıştınız. Cuncunvala geçen gün geldiği zaman ipotek konusunu açtığında ona hemen... Bittu. Unutma ki kendisi bireysel finansçıydı. Bu bir banka. Her şey resmi ve şeffaf. Her şey ortada. Evimi durup dururken neden bir adama ipotek edeyim ki? O zaman o ev artık Arke'in evi olmaktan çıkardı. O adamın evi olurdu. Ve ben de buna asla dayanamazdım. O evime asla benim gibi bakamazdı. O konu tamamen kişisel olurdu ama burada iş tamamen patron, profesyonel. Patron, bu konuyu yengeyle daha önce konuştunuz mu siz? Bittu, lütfen biraz olsun bana güvenir misin artık? Her şey yolunda. Hadi doldur şu formu. Peki. Bay Kundra, belgelerinizde sorun yok. Krediniz birkaç güne kadar elinizde olacak. Çok teşekkür ederim Bay Murthy. Bu arada yine bir şeyler lazım olursa Bittu ile iletişime geçebilirsiniz. Güzel. Teşekkür ederim. Tamam mı? Harika oldu. Tamam. Teşekkür ederim Bay Murthy. Efendim siz... Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Sadece bir şekilde. Arke'ye kredi vermeyelim. Nasıl? Evet Bay Murthy. Bilmiyorsunuz ama ona kredi açarak çok ağır ve büyük bir risk aldım. Bu ne demek anlayamıyorum. Sakin olun. Odana geçip rahat rahat konuşalım mı? Elbette tabii, buyurun. Baba. Bir numaralı koruyucun Arke'ye de söylediğim gibi, artık bu evde seninle konuşmuyorum. Hala ne istiyorsun? Ama baba, ben konuşmak istiyorum. Konuşalım. Ne olursa olsun anlatın. Evet, pek çok hatam oldu, kabul ediyorum. Ama niyetim asla kötü değil. Nasıl telafi edebilirim söyleyin. Siz söyleyin. Asıl sen söyle. Beni neden gidip Rişab'a şikayet ettin? Ben bir şey söylemedim. Yani söylemek istemedim. İnanın zorla... Zorla konuşturdu öyle mi? Sen de pes et. Ne yani, buna inanayım mı? Bir kadının iradesi demirden olur. Hiçbir baskı altında kolay bükülmez. Bir kadın ailesi için daima güçlü ve dik durmalıdır. Eğer Rişab sana çatıya çık atla dese, çıkıp da atlayacak mısın? İdeal gelin tıpkı toprak gibi olmalıdır. Hem hayat vermeli, hem sığınak olmalı. Hep sağlam durmalı, baskı altında yıkılmalı. En ufak bir şeyde kocasına hemen koşmamalı. Kocasına kendi fikirlerini söylemekten asla korkmamalı. Hayır baba. Ben öyle bir gelin değilim. Arke'yle her konuda tartışmaya heveslenemem. Üstelik sizin gördüğünüz kadar zayıf bir insan da değilim asla. Baskı altında kolay pes etmem. Yanıldığımı kanıtla o zaman. Arke'ye onun kuklası olmadığını göster. Oyuncak değil, ideal eş olduğunu göster. Baba, benim bunu kanıtlamam mümkün değil ama. Ne yapmam gerekiyor? Korkmadan savaş. Buna istekli olduğunu göster. Seninle ara sıra ters düşebiliriz. Yine de Rişab'a her şeyi yetiştirme.
O baktığında hep sevgi dolu bir ortam görmeli. Kavga değil. Bunu yapabilecek misin? Hayır, baba. Çünkü ben sizinle kavga edemem. Böyle bir şey mümkün değil. Siz benim annem sayılırsınız. Bilirsiniz, anneler ve kızları ara sıra çatışabilir. Birbirleriyle inatlaşır, sesleri yükselir. Bana bağırabilirsiniz. Ben de karşılığında sadece susabilirim. Ama ben sizinle asla kavga etmem. Şu anda resmen laf cambazlığı yapıyorsun. Bir konuda bana söz verebilir misin? Rişap'a bundan böyle ailedeki kadınların özelini asla açmayacaksın. Yapamazsın, değil mi? Hayır baba. Çünkü Arke ile ilişkimin temelinde güven var. Biz birbirimize karşı hep dürüst davranıyoruz. Birbirimizden ne zaman bir şeyler saklasak, bu bizi hep yaraladı. Baba. Ama size söz verebileceğim bir konu var. Arke'ye asla gidip de sizi şikayet etmem. Ama kendisi bana bir şey sorarsa, o zaman ona her zaman yaptığım gibi doğruyu söylerim. Baba, ben şuna inanıyorum. Bir ilişkide öncelik her zaman karşılıklı güvendedir. Birbirimize güvenmek her şeyden önemli. Ve onun bana olan güvenini ömür boyu sarsmayacağım baba. Çok üzgünüm. Ne? Evet Bay Murti. Ve çok şaşırdım. Bankada çalışan biri nasıl gazete okumaz ki? Bilim sektöründe şu anda kimse Arke ile çalışmak istemiyor. Kime gitse aldığı tek cevap hayır. Efendim, bankamızı biliyorsunuz ama sonuçta o Arke. Arke özel biri. Hayır, hayır. Artık onun bir özelliği kalmamış durumda. Filmi bundan kötü etkilenmez, öyle değil mi? Bilemem, bilemem ama şöyle söyleyeyim. Daha başrol için bir kadın oyuncu bile bulamadım. Bakın söylüyorum, ona para vermeden önce mutlaka düşünün derim. Çok, çok iyi düşünün. Evet, sizi anlıyorum ama kendisi bize çoktan kredi için teminatta bulundu bile. Nasıl? Evini yani. O zaman duyduklarım doğru. Şimdi en ufak bir şüphem kalmadı işte. Ne duydunuz efendim? Arke o parayı film için istemiyor ama muhtemelen daha başka bir sebebi var. Daha rahat bir yaşam sürmek istiyor olabilir. Yani o rahat yaşarken siz biraz zor zaman geçirebilirsiniz. Bir de krediyi onu tanıdığınız için verdiğinizi söylüyorsunuz. Bana Tonga'ya basmışsınız gibi geldi. Bakın Bay Murti, ben bu bankayla yıllardır çalışırım. O yüzden sizin için, benim için ne kazanç ne de kayıp. Teşekkür ederim Bayamar. Sizinle iş yapmak zevkti. O zevk bana ait. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkey, savaş daha yeni başladı, bunu bil. Ve bittiğinde yıkılan sen olacaksın, ben değil. Çopra. Ne güzel bir gün, öyle değil mi? Ama yas tutmak isteyen varsa engel olmam, buyursun tutsun. Bugün izin de yapabilirsiniz. Sonra tekrar işinize dönersiniz. Bugünün özelliği nedir? Kız buldun mu? Hayır ama daha iyisi para buldum. Kredi geliyor. Kız da hemen bulunur. Para nasıl mutlu etsin bizi? Günümü mutlu etmek için bu yeterli değil. Evet.
Size bir duyuru yapacağım. Haberler var. Güzel haberler. Sonunda kadın başrol bulundu. Öyle mi? Büyük yıldız. Bu kız tam sana göre, bayılırsın. Bir kere çok güzel. Çok da akıllı. Ve son derece muhteşem bir aktris. Bugün kamera önüne geçtiği anda film sektöründe fırtına gibi eseceğini biliyorum. Ve Bay Mehmet, inanın bana, bu kız tam da aradığınız gibi bir oyuncu. Öyle mi? Bu kız şimdiye kadar nerelerdeymiş peki? Şebeleyim. Sen çok tatlı bir adamsın. Böyle tak tak açık ve net konuşuyorsun. Ah, bir de yeteneklerini keşfetseler. Roma, benimle dalga geçme de konuya gel. Yine yeter, tamam, didişmeyin. Şimdi buna vaktimiz yok. Roma, sen hemen çağır onu gelsin. Tamam, hemen arıyorum. Dinle, ben motor dediğim anda içeri girir, tamam mı? Pekala. Evet, kamera hazır değil mi? Işıklar. Roma, hani kız nerede? Motor! Roma, filmde bu kadının gençliğini mi izleyeceğiz? Ne oluyor? Bir saniye. Teyze, teyze, sen burada ne arıyorsun? Hani Simi nerede? Çekil şuradan. Benim adım Dolly. Çok masum bir yüzüm var. Ben Simra'nın annesiyim çocuklar. Arkay nerede? Arkay. Tanışmak için deliriyorum. Onu görmek istiyorum. Ne? Hayır. Yanlış anlama. Sadece hayranıymış. Baksana öyle dedi. Buraya gel. Hadi benimle gel. Onunla tanışacaksın. Chopra. Çok büyük bir sorunumuz var. Annesi böyleyse sen bir de kızını düşün. Simi nerede? Simi! Ah, Arkay! Seni göreceğim diye. İnan sabahtan beri aklım başımda değil. Sana hayranım. Bildiğin sen. Bu arada biliyor musun? Bir yürüyüşün var ya. Şöyle. Bir de o müthiş kasların, baklavaların var ya. Onlar hepsiyle müthişsin. Müthişsin. Sana gerçekten öyle hayranım ki. Ay. Ne yaptın öyle? Biraz kilo almışsın. Nasıl oldu bu, söyle. Efendim, ben Bitu'yum. Yani Arkay değilim. Ben Arkay'ın asistanıyım. Teyze, yoksa evde lenslerini takmayı yine mi unuttun? Lütfen takın onları, rica ediyorum, hadi. Bir anda o kadar heyecanlandım ki Arkay ile tanışacağım diye. Lensi falan gözüm görmedi. Hemen takarım, sorun değil, merak etmeyin. Hemen teyze takarım. Önce bir yere oturun. Oturun da öyle. Ay, takın, tamam. Hadi lütfen. Lütfen şöyle gelin. Tamam. Roma, başroldeki kız nerede? Çabuk çağır onu gelsin. Motor! Ah!
Repliğin repliğini oku. Tamam tamam okuyorum. Rahul, bir kadın kırıldığında bil ki sadece inancını ve kalbini kırmış olmazsın. Bu ilişkinizin de bitmesi demektir. Bütün hayalleri yerle bir oldu demektir. Senin bunu bildiğine inanıyorum. Bir insanı kaybettiğimiz zaman bir daha hayata döndüremeyiz. Seçtiğin kız bu. Filmimizin bütün kaderi onun elinde. Aa, çok iyiydi canım. Anca işimizi görür. Sizin sonunda bırakıp gittiğiniz bu yarışa ben yeni katılıyorum. Ve biliyorum ki işimizi görmez. Bizi uçurur. Harki, ben asla yarıştan kaçan bir adam olmadım. Ve hemen her şeyden sonuç çıkarmam. Ben asıl insanlara nasıl yarışacaklarını öğretirim. Senin uçabileceğini pek sanmıyorum. Belki yürürsün. Belki. Dünya kadar deneme çekimi yaptık. O gördüklerimizin en iyisi. Ve benim filmimin başrolüne tam uydu. O kadar. (Gülüyor)